Selamünaleyküm. Allah gecenizi, gündünüzü, ömrünüzü, hayatınızı hayırlı eylesin inşallah. Soru gelecekti. Neredeki soru? Alın gelin, o uzun herhalde. Adım adım mı gidelim, öyle mi düşünüyorsun? Adem, Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme nazaran ikinci makamda bulunuyordu. Beşerden ilk mevcut olan Adem'le beraber o da zahire geldi. Adem melekler arasında Hazreti Muhammed'den niyabeten aldığı bir bayrak sahibidir. Ne zaman ki Hazreti Muhammed velayetinin sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı olarak kıyamete yakın zuhur edecek, işte o zaman bayrağı asaleten Adem'den bayrağı alacak. İşte bu devrede de hilafet-i Resulullah zahir olacaktır. El-Fıtihat 2. cilt sayfa 88. Burada soru yok, böyle bunların şerhini mi sormuştun? Şerhi değil mi? Evet. Bunları cevaplandırırken mümkün olduğunca Arabi'ye bağlı kalaraktan cevaplandırmaya çalışacağım. Kendimce kabul etmediğim yerleri de diyeceğim ki bu noktada benim fikrim bu. Çünkü varlığın dereceleri ve mertebeleri ile alakalı Arabi kendisinin direkt öyle konuşmasa dahi sonradan Arabiciler 7 derece çıkarmışlar varlıkla alakalı. Taayyünsüzlük, birinci taayyün gibi. Bu noktada bunu açıklıkla ifade edeyim. Arabi'nin bu varlık dereceleri veyahut da Arabi'den çıkarılan Arabicilerin varlık derecelerine katıldığımı, katılmadığımı ifade edeyim. Baştan böyle bir kimseyi kandırmayayım. Benim için varlığın 3 derecesi var. Varlıksa veyahut da bu noktada taayyünsüzlüğü hiç konuşmuyorum. Allah bilinmezdi. Sonra bilinmeyi istedi. Bu 3 hal benim için söz konusu. Kendi içerisinde varlık komple hakikati Muhammediye olarak görüyorum. Varlığın bütününü. Varlığın bütününü hakikati Muhammediye olarak gördüğümden dolayı kendi içinde katmanları, dereceleri, kendi içerisinde değişik alemlerin olduğuna inanıyorum. Bunun üstündeki nokta da Allah amadaydı dairesi. Bunu baştan anlatayım. Adem, bunu baştan altını çizerekten söyleyeyim. Ama buradaki anlatacak olduğumuz veyahut da vaktimiz kalırsa şerh edecek olduğumuz şeyler inşallah Arabi minvalinde kalmaya gayret edeceğim. Veyahut da bazı yerlerde kaçırabilirim, anladığımı söyleyeceğim. Adem Hazreti Muhammed'e nazaran ikinci makamda bulunuyordu. Beşerden ilk mevcut olan Adem'le beraber o da zahire geldi.
Arabi'ye göre bir tane Adem yoktur. Bununla alakalı hadis-i şerif var. Hadisçiler bunun bir kısmı zayıf hadis olarak söylemiş. Bir Adem var. Ama bunun altı çizilerekten söylüyoruz. Bu noktada yeryüzüne indirilen kaçıncı Adem'dir? Bunu söylemek mümkün değil. Bunlar müteşabih meseleler. Cenab-ı Hak kaç sefer kıyamet kopardı dünyada, kaç sefer helak etti, kaç sefer Adem gönderdi? Bunun sayısını bulmak mümkün değil. Mesela Nuh Aleyhisselam için insanlığın ikinci Adem'i denir. Neden? Nuh tufanıyla yeryüzü komple helak olur. Yaşayan canlı kalmaz insan olarak. Hatta bütün suyun içerisinde kalınca, düşünün, normalde bütün yeryüzünde, yeryüzünün sular altında kaldığını düşünün. Suda yaşayan varlıkların haricinde hiçbir şeyin kalmaması gerekir. Ama ardından Cenab-ı Hak yeniden inşa etmiş olabilir. Müteşabih veyahut da o gün için insanlık Orta Doğu bölgesinde yaşıyordu sadece. Örneğin Amerika'da, Avrupa'da hiç kimse yaşamıyordu düşünebiliriz. Öyle olunca bu tufanın bir tsunami gibi sadece Orta Doğu bölgesine, insanların var olduğu yerde de tufanın olduğunu düşünebiliriz. Müteşabih çünkü bu mesele. Ama ve lakin söylentisi var, kendisi yok diyebiliriz. İşte bir Atlantis krallığı var. Ben bu Atlantis, yani Batan İmparatorluk, batıda, bir de doğuda Moon İmparatorluğu var. Bu Moon Atlantis İmparatorluğu batıran Moon İmparatorluğu. Atlantis'le alakalı, Moon'la alakalı ayrı muhabbetler var. Sonuçta kaç sefer dünya kıyamet koptu, ne kadar insanlar helak oldu, kaçıncı Adem, bu farklı bir şey. Ama varlığın başlangıcı, hiçbir şey yok iken Allah Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyetini ve nuraniyetini yarattı ilk önce. Kendi nurundan ve ruhundan yarattı bunu. Cenab-ı Hakk'ın buradaki kendi nuru ve ruhu dediğimizde tecelliyatı nedir? Tecelliyatı nedir? Muhteviyatı nedir? Bilinmez. Allah'ın nurunun muhteviyatı bilinmez. Renk görürsünüz, suret görürsünüz, o değildir. Çünkü ayet-i kerimede o hiçbir şeye benzemez der. Ve Cenab-ı Hakk'ın ilk yarattığı şey bu manada hem Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti, nuraniyeti, hem başka bir hadisi kutsi'de akıl. Allah evvela aklı yarattı der. Hadisi kutsi'de. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden iki tane söz nakledilir. Hem evvela aklı yarattı, hiçbir şey yok iken beni yarattı. Benim ruhaniyetimi yarattı. Ben yaratılmışların evveliyim, peygamberlerin de evveliyim. Adem varlık noktasında ilk insan. Ama varlık noktasında ilk yaratılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. O yüzden Adem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine nazaran ikinci makamda. Yaratılış olarak, manevi yaratılış olarak, zahiri yaratılış olarak ilk yaratılan, zahir olarak yaratılan ve beşerden ilk mevcut olan Adem'le beraber o da zahire geldi diyor. Yani beşerden ilk zahir olan Adem dediğinizde o ilk Adem Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ama fiziki olarak Adem aleyhisselam da yaratıldı. İlk Adem Muhammed Mustafa'dır. Bu manada. İlk yaratılan o çünkü. Sizin şimdi varlığa geçen, yani cisme bürünen ilk insan Adem aleyhisselamdır. Varlıkta, manada Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem.
Adem melekler arasında Hazreti Muhammed'den niyabeten aldığı bir bayrak sahibidir. Adem bu manada melekler sınıfındandır. Bu melekler sınıfındaki nokta ademiyet makamıdır. Ademiyet makamında bir kimsenin şeytanı da Müslümandır. Ademiyet makamında bütün varlıktan bir numune vardır sende. Ademiyet makamının zirvesinde duran Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bayrak almıştır Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam ondan aldığı bayrak ve icazetle yeryüzüne ilk peygamber olarak indirilmiştir. Yeryüzüne indirilen ilk peygamberdir. Yoksa peygamberlerin evveli değildir. Misal aleminin ilk peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Alem-i ruhun, alem-i ayağını sabitenin, Arabi'den konuşalım. Ayağını sabitenin ilk peygamberi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağını sabitenin bir üstü olan amanın da peygamberi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin. Bunu Arabi'den bulamazsınız. Bunu ne füsustan ne fütuhattan bunu bulamazsınız. Amanın da peygamberi, amanın. Ya Resulallah, hiçbir şey yaratılmazdan önce Allah neredeydi? Cevap veriyor. Amadaydı. Arabiye göre ama Allah'ın henüz daha sıfatsal olarak tezahür etmediği yer. Ama Arabiye göre söylüyorum tekrar. Allah'ın Allah'lığından dahi haberi olmadığı yer. Arabinin altını çizerekten söyleyeceğim sözü budur. Amada henüz daha fokurdayan, kaynayan bir kazan gibidir ama. O esnada Allah Celle Celaluhu sıfatları zuhure gelmemiştir. Sıfatlarıyla bilinmiyordur daha. Arabi burada der ki, bu halde Allah Allah'lığından da haberdar değildir der. Arabinin sözüdür bu. Ama buna ben katılmam. Amanın da henüz daha tekrar söylüyorum. Henüz daha Arabi'ye göre bu noktada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yaratılmadı. İlk şey İmam-ı Azam'ın şeyiyet dediği, İmam Maturidi'nin onun üzerine şeyiyeti üzerine koyduğu ve sonradan gelenler onun İmam Maturidi'nin bir şey dediğini söylediği, gülüyorsun öyle, sana getireceğim İmam-ı Azam'ın o sözünü. O ilk şey yok iken daha, ilk şey, yani ilk varlık, ilk akıl, ilk Muhammed Mustafa yok daha. Allah amada. Ve ilk ne yaratıldı? Muhammed Mustafa. İşte o yaratılan Muhammed Mustafa, burası bana ait. O yaratılan Muhammed Mustafa, amanın da peygamberi. Bunun delili şu, bunu bir yerde nakleder söylerseniz deliliyle nakledin. Eğer ki Cebrail aleyhisselam mevcut varlığın içerisinde varlığın bütün derecatına sahipti ve varlıkta gidebileceği varlığın son noktasına kadar gitti, Miraç'la alakalı. Ve dedi ki, ya Resulallah,
Ey Muhammed, benim gideceğim yer buraya kadar. Buraya dikkat edin. Bundan sonrasını yalnız gideceksin dedi. Bundan sonrası Allah alem varoluşun üzerinde duran ama makamıydı. Ama ve Cenab-ı Hak ayet-i kerimede dedi ki Allah ona sarktı. Allah ona sarktı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir tahta getirin. Ama varlığın son derecesi şu yazının başlangıcı olsun. Görüyorsunuz değil mi buraya? Bu varlığın aşağıdan yukarı son derecesi. Bunun üstü burayla şunun arası amaydı. Ama. Allah hiçbir şey yaratmazdan önce neredeydi? Amadaydı. Amat ne? Ama ne? Arap dilinde ama, bunu aynı zamanda aynı şekilde Arabi de füsusunda da fütuhatında da ve bütün mütefekkirler, bütün ehli tasavvuf, bütün fıkıhçılar, kelamcılar amayı bulutumsu bir şey olarak nitelendirir. Bulutumsu. Yani bir su buharlaşır. Buharlaştığında içinde suyu da saklar. Ama buhardır. Elinizde tutamazsınız. Bulutun içinde yürüseniz bulutu göremezsiniz. Nem. Burada nem var mı şu anda? Var. Göster. Yok. Soğuğa hohla. Hohladın. Hohladığında orada nem oluştu mu? Oluştu. Ama ondan önce hohladığında bir şey oluştu mu? Oluşmadı. Bir şey olması lazım. Bir şey oluşunca o oluşacak. O zaman burada ilk yaratılan varlık, ilk yaratılan Muhammed-i Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti. Bunun üstünde ne var? Ama. Bunun üstünde. Getir. Sen bu kadar hazırlanıp gelmişsin. Biz bunu böyle iki cümleyle geçiştirmeyelim şimdi. Senin hazırladığına da yazık. Bunun ayakları var mı? Yok mu ayakları? Yardım et. Kalma, gel bakalım. Yok mu ya? Aç. Orayı da aç. Ha, kaldır. O tarafta yok mu ayağı? Battınız o zaman. Yer arayın kendinize. Derin olsun biraz. Yok mu ayakları? Yok efendim. Biri var, yok. Biri var, biri yoksa kaldırın o zaman. Götür. Ya. İnsanın ne zaman imtihan olacağı belli değil. Sorumlusunuz bundan bütün cemaata. Bana değil. Şimdi bu Adem Aleyhisselam, başka birisi geldi. Hadi kurtarın. Yol açın. Tamam, üçü de var. Hadi bakalım. Açın hemen şeylerini. İşi gücü olanlar, bu gece uzun olabilir. Bir yere yetişecek olanlar filan, işte ona göre. Tamam. Tamam mı? Tamam mı? Arabi'ye göre varlığın dereceleri 7.
Ama bu önemli değil kimin ne söylediği burada. Sonuçta varlığın bir kendi içerisinde, kendi içerisinde başlangıcı var. Bunu ister Arabi'den dinleyin, ister hadislerden dinleyin. Kimden dinlerseniz dinleyin bunu. İster bunu istediğiniz Sufi'den dinleyin. Hadis-i kutsi belli, hadis-i şerif belli. Allah amadaydı. Ama bulutumsu, normalde burası da taayyünsüzlük, bilinmezlik. Allah dedi ki hadis-i kutsi'de, ben bilinmezdim. Hadis-i kutsi'nin metni bu. Bilinmezdim. Bilinmekliği istedim. Bilinmezdim. Bilinmekliği istedim. Ve bilinmekliği istediğinden bir şey yarattı. Akıl. Muhammed-i Mustafa ruhaniyeti ve nuraniyeti. Tasavvufi dille hakikat-i Muhammedi. Tasavvuf diliyle hakikat-i Muhammedi. Amadan aşağısı. Ama Allah neredeydi? Amadaydı. Allah neredeydi bak. Allah amadaydı. Yani bulutumsu bir şey. Yani ele avuca gelecek bir şey değil. Yani bir maddi bir şey yok. Madde yok. Yani bu noktada Allah, Allah olduğu biliniyor sadece. Sıfatları amanın içinde. Arabi'ye göre bu sıfatlarıyla beraber Allah kaynayan kazan gibi. Ve sıfatları henüz daha tecelli etmedi. Allah nasıl bir Allah olduğunun kendisi de Arabi'ye göre söylüyorum. Bilmiyor. Bu Arabi'ye göre söylüyorum bunu. Bunu kabul etmiyorum ben. Arabiciler de ardından bunun gidiyorlar. Benimki küstahlık olsun. Ben kabul etmiyorum. Benimki küstahlık olsun. Şimdi Cenab-ı Hak ilk aklı yarattı. Akıl aynı zamanda Muhammed-i Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti. Ne olduğunu bilmiyoruz. Aklın da ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bu akıl, aklı yarattıktan sonra kalemi yarattı. Kalemden sonra levh-i mahfuzu yarattı. Levh-i mahfuzdan sonra ruhları yarattı. Arabi'ye göre, Arabi'ye göre aklı yarattı ya, akıldan Cebrail aleyhisselam yarattı. Burası Arabi'ye göre söylüyorum. Cebrail aleyhisselamdan kalem, kalemden levh-i mahfuz ve ruhlar alemi yarattı. Önemli değil. Ve ilk Cenab-ı Hak zuhura çıkardığı insan sureti, ilk insan sureti Muhammed-i Mustafa. İlk Adem sureti. Bu ne? Suret. Misal. Daha vücuda girmedi daha. Bunu Arabi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ilk Ademiyet Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Yeğen hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Sen de hoş geldin.
Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şimdi ilk bunu normalde Arabi diyor ki ilk yaratılan. Burada ince bir perde var. İlk yaratılan Muhammed Mustafa. İlk yaratılan da Adem. İlk yaratılan Adem de o. Adem Aleyhisselam peygamber olarak. Peygamber olarak yeryüzüne ondan bayrak alaraktan indi. İlk peygamber olarak. Peygamberliğinin icazetini, peygamberlik bayrağını, peygamberlik bir makam ve bir meslektir. Öyle düşünün. Peygamberlik bayrağını Hazreti Muhammed Mustafa'dan aldı. Her peygamber nebidir. Aynı zamanda her peygamber velidir. Velayet. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın velayeti Muhammed Mustafa'dan başlamakta. Ve son velayet, burada onu söylüyor. Diyor ki, bayrağı asaleten Adem'den bayrağı alacak, hani kıyamete yakın, zuhur edecek olan. Mehdi var ya, Mehdi. Kıyamete yakın zuhur edecek olan Mehdi. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin torunlarından, Hazreti Hasan Efendimiz'in yolundan ve kolundan, hem Hasan Efendimiz'in hem Hüseyin Efendimiz'in iki koldan gelen Mehdi, iki koldan gelecek, tek koldan değil. Hem Hasan Efendimiz'den hem Hüseyin Efendimiz'den gelecek. Evlad Resul olacak. Annesinin adı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin annesinin adı Emine olacak. Babasının adı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin babasının adı Abdullah olacak. Sureten, sireten iç olarak, sureten dış olarak Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme benzeyecek. Kur'an'ı ve sünnet-i Resulullah ve dini yeniden anlaşılabilir ve yaşanabilir bir hale getirecek. Harikulade üzerinde kerametler olacak. Herkes onun Mehdi olduğunu bilecek. Herkes onun Mehdi olduğunu tanıyacak. Mehdiyete inanmayan, deccal düşünceli, kafir düşünceli, şeytan düşünceliler onun Mehdiliğine inanmayacak. Müslümanların içerisinde de ona inanmayacak olanlar var. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayan velayet bayrağı, velayet. Velayet ne? Velilik bayrağı. Hazreti Adem'le başlayan velilik bayrağı Mehdi Ala Resul'de son bulacak. Ve Hazreti Adem almış olduğu velayet, velilik bayrağını Muhammed Mustafa'dan alınmış olan velilik bayrağı yine Muhammed Mustafa'nın sulbünden gelen, soyundan gelen Mehdi'de son bulacak. Ve o Mehdi vefat ettiğinde, o Mehdi öldükten sonra hızla bozulma başlayacak. Allah diyen kimse kalmayacak, kıyamet kopacak. Bu kıyamet dünyanın yok olması mıdır? Bütün insanların ölmesi midir? Bunlar müteşabih şeyler. Bunlar alemi misalde yaşanır mı? Alemi misalde yaşandığında alemi misalde yaşanan kıyamet midir? Alemi misalde her an bu kıyamet yaşanır mı? Bunlar da ayrı müteşabih meseleler. O zaman biz buradan hareket ettiğimizde velayet bayrağı Hazreti Muhammed Mustafa'dan alınan o Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam hem ilk nebi varlığa bürünen hem de ilk velidir. Bütün peygamberler hem velidir hem nebidir. Bütün peygamberler. Ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın izinden giden, yolundan giden veliler de Beni İsrail peygamberleri mesabesindedir ama edeben hiçbirisi de biz nebiyiz demez. Diyen küfre düşer, yasaktır. Diyen akli dengesini bozmuştur. Diyen şatahat yapmıştır. Diyen şatafat yapmıştır. Din bozguncusudur. Hiçbir veliyullah Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebilik iddiasında bulunmamıştır. Ama hepsinin de üzerinde nebi vazifesi vardır. Bu ayrıdır.
Bu konu, bu mesele şeyle alakalı, velayet bayrağıyla alakalı. O yüzden Adem Aleyhisselam'dan itibaren o velayet bayrağı. Hadis-i şeriflerde sahih olup olmadığı tartışırlar. Ama bu hadis-i şeriflerin üzerinde tartışan en böyle tasavvufa böyle karşıymış gibi görünen İbn-i Teymiye dahi İmam-ı Hanbel Hazretleri'nin velilerle alakalı hadis-i şeriflerini kabul etmek zorunda kalmıştır. O kadar inceler İbn-i Teymiye İmam-ı Hanbel Hazretleri'nin Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen ve başka sahabelerden rivayet edilen işte 40 tane abdal vardır. Bunların 30 tanesi İbrahim gönüllüdür. Başka bir hadis-i şerifte bunların 30 tanesi Musa gönüllüdür. Başka bir hadis-i şerifte bunların işte şu kadar İsa gönüllüdür deyip bütün peygamberlerin bu noktada kitap indirilen peygamberlerin isimleri anılan o hadis-i şerifi İbn-i Teymiye dahi kabul eder. İbn-i Teymiye'nin talebesi olan Ali el-Karri de kabul eder. Ali el-Karri de ne yapar? Kabul eder. Çünkü o veliler mahcup da olmaz, mahzun da olmaz. Ne suresi? Yunus suresi. Onlara korku yoktur. Onlar hüzün de yoktur. Burayı tefsir ederken Ali el-Karri hadislerle, İslam hadislerle Kur'an tefsiri eserinde de ve diğer başka eserlerde de derler ki Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin hadisini de naklederler. Allah'ın öyle kulları vardır ki ol dese Allah onlar bir şeye ol deseler Allah onların ol dediğini oldurur. Reddedemezler. Velilerle alakalı şey. İşte bu velayet bayrağı Adem'den itibaren insanlığın içerisinde yok olmamıştır. Bu velayet nuru bütün peygamberlerde olduğu gibi velilerde de vardır. Velilerde, peygamberlerde iki nur vardır. Bir, peygamberlik nuru. İki, velilik nuru. Velilerde bir tek velayet nuru vardır. Peygamberlik nuru yoktur. Bir veliyi nurundan tanıyan bir kimse bütün velileri tanır. Ama bir veliyi nurundan tanımadıysa kördür, hiçbir veliyi tanımaz. Velilik nurunu takip eden bir kimse bir veliye intisap ettiyse vefat ettiğinde o nurun kime gittiğini görür, gider ona intisap eder. O velilik nuru velayet olarak devam eder. İşte son bu noktada gideceği kimse Mehdi Ala Resul. Devam ediyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en azim mecla-i ilahidir. Ve onunla evvelkilerin ve sonrakilerin ilimleri bilinir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri az önce bahsettiğimiz gibi aynı zamanda ilk akıldır. Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyeti ve nuraniyetinin üzerinde kendisi ilk yaratılan şey olduğu için kendisinden sonra ebediyen gelecek olan bütün ilimlerin zahir alana döküldüğü aynadır. Ve İster fiziki olarak kendinden sonra gelenler olsun, isterse ruhani, misal noktasında kendinden sonra yaratılanlar olsun, bütün ilimler onun nuruyla bilinir ve tanınır. Eğer bir ilme vukufiyet sağlamak istiyorsan, ister kafir ol, ister münafık ol, ister mürtet ol, İster şirk ehli ol, ister İsevi ol, ister Musevi ol, ister Sufi ol, ister kelamcı, hadisçi ol, ister fıkıhçı ol, ister kimyacı ol, ister fizikçi ol, ister matematikçi ol, ister astrofizikten bahset. Hangi ilmin ne tarafına dönerse dön, bütün ilimlerin kaynağı
hakikati Muhammediyedir. Bütün ilimlerin kaynağı, yani zahire döküldüğü yer, bilinirliğe döküldüğünün vesilesi, bilinirliğe dökülünün zemini, bilinirliğe dökülünün kanalı hakikati Muhammed'in üzerindedir. Bütün ilimler, bütün ilimlerin aslında çıkışta gerçek noktası amadır. Bu fakirin şerhi. Bütün ilimler, sonsuza kadar gelecek olan bütün ilimlerin çıkış noktası amadır. Ama. Ama bu amadan gelen şey fiziğe döndü, varlığa döndü, tecelli etti, buharın suya dönüştü, buharın tomurcuk suya dönüştü, buharın damlaya dönüştü yer Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin nuraniyeti ve ruhaniyetidir. Yani burası hakikati Muhammediyedir. O zaman varlığın içerisindeki bütün ilimler, bütün ilimlerin kendisinden öncesi zaten ama kendisinden önce ve kendisinden sonra gelecek olan bütün ilimler hakikati Muhammed'in üzerinden tecelli eder. Hazreti Muhammed Mustafa bütün varlığın peygamberidir. Siz bakmayın, onu daraltan biziz. Hazreti Muhammed Mustafa varlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Varlığa. O taşın da toprağın da sizin taş toprak olarak gördüğünüz, sizin hayvan olarak, balık olarak, böcek olarak, çiçek olduğunuz gördüğünüz, yıldız olarak, ay olarak, güneş olarak, Jüpiter olarak gördüğünüz ve tüm kainat işte 14 milyar yıl önce yaratılmış diyorlar ya, bütün bu mevcut içinde bulundukları, saydıkları, hesapladıkları ve hesaplayamadıkları, bilemedikleri, gidemedikleri, kendi yaratılmış oldukları evreni hesaplayabilen insanoğlu zahirde, batın noktasında hesabı kitabı bilmeyen, misal aleminden haberi olmayan insanlık ve misal aleminden haberi olsaydı bütün yaratılmış olanların her şeyin misal aleminde devran ettiğini bilmeyen insanlık ve 14 milyar yıl ışık yılını kendince çok uzun zanneden ama ve lakin evveli olmayan bir Allah'ı tanımaktan uzak olan insanlık alemi. Evveli olmayan. Yani şöyle bir, bunu böyle bir latifelendireyim ben. Hani Cenab-ı Hakk'ın evveli yok ya, 14 milyar yıl ışık yılı önce öyle bir canın sıkıldı ya, ben bir tanınmak isteyeyim dedi. Ondan önce şunu unutmayın. Tanınmak istemek bir sıfattır. Allah'ın sıfatları sonradan olgunlaşmaz, kemal ermez. O öyledir. Dikkat edin. Aldanıyor burada insanlar. Allah'ı tanımadıklarından dolayı. Arabiciler de aldanıyor. O yüzden zamanın velisinden sohbet alacak herkes. Kimse o. O kimse. Kitaba bağlı insanlar. Papağan.
papağan. Hazreti Mevlana der ki, o çok affedersiniz öyle demez de ben o mana, o sufi bozuntuları der, birkaç parlak söz ezberleyip yol keserler. Arabiciler ve bütün İslam alemi, dikkat edin. Hadis-i kutsi şu, ben bilinmezdim, bilinmekliği istedim. ...14 milyar yıl ışık yılı önce mi bilinmekliği istedi? Bilinmekliği istemenin başlangıcı var ise sıfatsal olarak o esnada mı kemale erdi? O esnada mı aklına geldi? O güne kadar bilinmekliği istemiyordu da o anda mı geldi? Allah sonradan sevmez. O sevmiştir. Allah sonradan rahmaniyete bürünmez. O Rahman'dır. Allah sonradan rahimiyete bürünmez. O Rahim'dir. Allah sonradan zahirliğe bürünmez. O evveldir zahirli. O zahirdir. Nereden geliyor kardeşim 14 milyar yıl önce tesbih sallarken ben tanınayım mı dedi. O yüzden hakikati Muhammed'inin yani Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetinin ve nuraniyetinin yaratıldığı zaman yoktur. Biz anlayalım diye bu var. Hangi zaman diliminde yarattın ruhaniyetini ve nuraniyetini Cenab-ı Hak? Hazreti Muhammed Mustafa'nın. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetini ve nuraniyetini ve peygamberliğini tanımakta kısıtlı kalan, kısır kalan akıllar bunu böyle söyler. Bu bir haldir. Bu bir haldir. Bu manada Hazreti Muhammed Mustafa bu noktada kendinize şirk olarak söylemeyin. Şirk olarak düşünmeyin. Allahu alem. Yaratılışının zamanı belli değil. Ve Allahu alem. O da ezeli. Allahu alem. Onun yaratılışı da ebedi. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini tanımıyoruz. İnsanlık onun nasıl abdest aldığına bakıyor. Nasıl abdest aldığını bakıp da abdest alsa yine kurtuluşa erecek. Öylesine ki hadis-i şerif bakın. Hadis-i şerif. Bir kimse dese ki benim ceddimin ceddinin ceddi Muhammed'iymiş. Benim şefaatim ona vacip olur. Bırakın abdest almayı. Bırakın namaz kılmayı. Ceddüke Muhammed'iymiş dese şefaatim ona vacip olur. Evet, o yüzden Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti bütün ilimlerin zahire çıkış noktasıdır. Tecelliyata çıkış noktasıdır. Ve bütün ilimlerin öğrenme noktasıdır. Bunlara böyle işaret koyayım da bugün heyecan ve hararet fazla. Dedi ki her peygamber sadece kendi risaletleri döneminde peygamber olmuşlarken
Ben Adem daha çamur iken peygamberdim buyurdu. Fütuhat 3. cildi 3. cilt sayfa 141. Evet. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ki Adem henüz çamur iken ben peygamber idim. Başka bir hadis-i şerifte Adem henüz toprakla su arasındayken ben peygamber idim. Toprakla su arasında. Yani daha çamur da değil. Bir hadis-i şerifte Adem henüz toprakla çamur toprakla su arasındayken ben peygamber idim. Başka bir hadis-i şerifte de Adem henüz çamur iken ben peygamber idim. Başka bir hadis-i şerifte der ki ben peygamberlerin evveliyim. Adem henüz daha yaratılmamış iken ben peygamber idim. Ayet-i kerimede de Hazreti Cenab-ı Hak der ki o peygamberlerin evveli ve ahiridir. Ayet-i kerime. Hazreti Muhammed Mustafa ile alakalı peygamberlerin evveli ve ahiridir der. Ayet-i kerimede. Hazreti Muhammed Mustafa bu az önceki girişi o yüzden böyle geniş yaptım. Arkasından ne geleceğini bilmiyorum. Sakın ha o soruları aldığımı da düşünmeyin. Cenab-ı Hak yaptırıyor. Bu noktada o giriş iyi olmuş. Cuk diye oturmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri henüz daha hiçbir şey varlığa bürünmeden peygamber idi. Ve bütün bu noktada varlık ondan bayrak alaraktan çıktı. Hazreti Cebrail aleyhisselam da dahil buna. Bir yerde sormuşlardı, bir eserde okumuşlar. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimizden önce yaratıldı diye ben böyle delilendirdiler beni. Allah muhafaza eylesin dedim. Tanımıyorlar. Yok hayır böyle bir şey de yok. O hiçbir şey yok iken o peygamberdi. Anladınız mı? Tekrar söyleyeyim mi? O hiçbir şey yok iken o peygamberdi. Yani amanın peygamberiydi. Beni şirkle suçlayacaklar bu gece. Diyecekler ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini Allah'a şirk noktasına getirdi. Ben ne diyeceklerini biliyorum. Allah senden de razı olsun. Arabi'ye göre sünnet hakka götüren bir tariktir. Yani yoldur. Allah Resulü hevadan konuşmayacağına Necm ayet 3 göre onunla onun hükmü de hükmüllah'tır. O Allah'tan nakleden ve Allah'tan gördüğünün terbiyecisidir. Evet. Allah hem hükmüllah'tır hem hukukullah'tır. Hem ilmullah'tır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Hem de hakikatullah'tır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ağzından çıkan her şey Allah'ın hükmüdür. O yüzden Muhammed Mustafa'ya tabi olmak farzdır. O yüzden Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerine de tabi olmak farzdır. Ayet-i kerimede der ki onda zikredenler için güzel örnekler vardır. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. İşte o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnet tarikine giren bir veli
Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin halifesi hükmündedir. O yüzden de onun ağzından çıkan hakikatullah'tır. Ona da itaat edilir. Bunu ehli fıkıhçılar derler ki işte alimlere, zahir alimlere de itaat etmek bu noktada işte bu ayeti kerimeyi söylerler. Biz güleriz ona. Bir şey de demeyiz dinin dairesini bozmamak için. Deriz ki evet fıkıhçılara da itaat etmek lazım. Siyasetçiler derler ki biz devlet başkanıyız işte ayeti kerime bize itaat edin derler. Biz susarız tamam deriz. İşin hakikati o değildir. İşin hakikati kim Allah'ı görüyormuşçasına ibadet ediyorsa, kim Muhammed-i Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüyorsa, o gözünün önündeyken sohbet ediyor, o gözünün önünden ayrılmadan zikrullah yapıyor, o gözünün önünden ayrılmadan yürüyorsa, onun söylediği her şey hakikatullah'tır. Ona tabi olmak, itaat etmek gerekir. Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini, seni sevdirenin sevgisini bana bahşeyle. Bu ayeti kerimenin tefsiridir hadis-i şerifle. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Benden olan emir sahibi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyetine ve nuraniyetine adım adım, nefes nefes, nefes nefes takip eden kimse benim için. Adım adım, nefes nefes, sözüyle, haliyle, davranışıyla, fiilatıyla, yaşantısıyla, her haliyle Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini nefes nefese, nefes nefese diyorum. Onun nefes alıp vermesi dahi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin nefes alıp vermesine uygun olacak. Kalp atışları dahi ona uygun olacak. Kalp atışları. Bu nasıl uygun? Yolda yürürken onunla beraber yürüyorsa uygun. Onunla beraber aynı adım atıyorsa, onunla beraber aynı sözü söylüyorsa, onunla beraber aynı zikrullahı yapıyorsa, onunla beraber aynı şekilde yürüyorsa mümkün. Yoksa mümkün değil. İtaat edilecek olan kimse o. Bunun itaat edin. Bunun itaat edin. Bunu bulmakla bütün ümmeti Muhammed vazifelidir, farzdır. Bütün ümmeti Muhammed. Bütün ümmeti Muhammed. Bütün insanlık. Bütün varlık, varlık. Göktekinler, yerdekinler. Bütün varlık. O nefese itaat etmekle mükelleftir. Bulamazsa zarardadır, ziyandadır. Kör olarak göçer gider. Varlık. Varlık. Ona itaat etmekle mükelleftir. Kim? O zaman Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Ayet-i kerime sabit, açık. Hani diyorlar ya bize Kur'an yeter. Al sana Kur'an. Al sana Kur'an. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Yerken itaat et. Nasıl yedi? Nasıl içti? Nasıl yürüdü? Nasıl düşündü? Nasıl zikretti? Ne yaptı? Ne yaptı? İtaat et. Abdest alma şeklini öğrendin ya. Hakikatini de öğren. Namaz kılmanın şeklini öğrendin ya. Hakikatini de öğren. Nasıl namaz kılardı acaba? İyi, rükusu, secdesi, kıyamı, oturuşu tamam. Ne görürdü acaba namazda? Bizim gibi boş boş mu kılardı acaba?
nasıl zikrederdi acaba? Allah dediğinde hangi alemler açılırdı gözünün önünde acaba? Kendini mi seyrederdi her vakti yerde acaba? O yüzden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şerifte der ki Allah'ın yasakladıkları vardır. Muhammed'in de yasakladıkları vardır. Muhammed'in yasakladıkları Allah'ın yasakladıkları gibidir. Hadis-i şerif. Bunu şimdi sözüm meclisten dışarı, içeri önemli değil. 3-5 tane soysuz bu hadis-i şerifi, hadis-i şerifleri reddediyorlar. Bunların hepsi de Deccal peşinde koşanlar. Birisi hadis-i şerifleri reddediyorsa sohbetini değil selamınızı bile keseceksiniz onunla. Allah sırat-ı müstakimdedir. Hud ayet 56. Müthiş bu ya. Teşekkür ederiz ya. Allah sırat-ı müstakimdedir. Allah soyut bir kavramdır. Allah bilinmezdi. Sırat-ı müstakimde olan ne? Yok, sırat-ı müstakimde olan ne o zaman? Sünnet tarikattır, yoldur. Yoldan murat ise kendisi değil, götürmek istediği gayesidir. İşte böylece sünnet semavatta ve arzda ne varsa kendisine ait olan Allah'ın sıratı olmuş olur. Şüphesiz bütün işler Allah'a döner. Hud ayet 123. Demek ki sünnet sırattır ve o sıratın gayesi de Allah'tır. O halde Allah'a vasıl olmak isteyen salik'in bu sırat üzere olması lazımdır. Lakin sırat bir vasıtadır. Mazhar'ın kendi nefsinde olan istidadı vasıtasıyla o mazhar'ın zahirdeki ismine hükmedilir. Fütuhat 2. cilt 472. Arabiciler, sünnet-i Resulullah'sız olmaz. Bu sözüm de Arabicilere. Sünnet-i Resulullah'sız vasıl-ı hak mümkün değildir. Sünnet-i Resulullah'sız yol mümkün değildir. Hangi yola girerseniz gidin, hangi yolda giderseniz gidin, muhakkak sünnet-i Resulullah'a tabi olmak, ona itaat etmek zorundasınız. Çünkü sünnet-i Resulullah Allah'ın yoludur. Allah'ı tanımak isteyenler, Allah'ı bilmek isteyenler, Allah'a vasıl olmak, yaklaşmak, ona yakin olmak isteyenler sünnet-i Resulullah'a bağlanacaklar. Sünnet-i Resulullah'a tabi olacaklar. Bir şeyhi olan tabiyetin sünnet-i Resulullah dairesinde olması gerektiğini o yüzden bangır bangır bağırırım. Şeyhlerin vazifeleri, alimlerin vazifeleri, fıkıhçıların vazifeleri, hadisçilerin vazifeleri, ilmi noktada, dini noktada insanların vazifeleri, insanları Kur'an ve sünnet yolunda yürümelerine vesile olmaktır. Sünnet-i Resulullah'ı yaşamalarına vesile olmaktır. Eğer bir yol sünnet-i Resulullah'ı yaşamaya vesile olmuyorsa, o yol şeytanidir, deccalidir. O yol insanları Allah'a yaklaştıracak yol değildir. O peygamberi bir yol değildir. O şeytanidir. Ebu Cehil'in yoludur o. O zaman ey Arabi'yi seviyorum, Arabi'nin yolundan gidiyorum diyen kardeşler, her halinizde ve hareketinizde sünnet-i Resulullah'a tabi olun. Ey ümmeti Muhammed, yarın sabahleyin kalktığınızda o yüzünü nasıl yıkardı diye düşündüğünüz kadar
Onun nasıl bir sünneti vardı? O nasıl infak ederdi? O nasıl tebessüm ederdi? O nasıl yardım ederdi? O zalimlere karşı nasıl dimdik dururdu? O nasıl tebliğ ederdi? O nasıl idrak ederdi? O nasıl anlardı? O nasıl namaz kılardı? O nasıl savaşırdı? O düşmanlara karşı nasıl cesaretliydi? O hakkı savunmakta ne kadar gayretliydi? O sabrı yaşamakta ne kadar gayretliydi? O düşmanın üzerine tek başına atını nasıl sürerdi? Sahabeler arkasından yalvarırdı. Gitme ya Resulallah. O mahmuzlardı atını. Ve öylesine mahmuzlardı ki düşmanın hattını geçer, ta arkadarına doğru giderdi. Abbas yalvarırdı. Abbas yalvarırdı. Abdullahlar yalvarırdı. Ömer'in oğlu yalvarırdı. Gitme ya Resulallah derlerdi. O yürürdü. Onda öyle cesaret vardı. Sen de bir düdük evdesin. Sen de mal, can gitti mi? Gitmedi. Namaz attın mı geriye attın? Namaz attın mı geriye attın? Orucu attın mı? Attın. Yolda kaldın. O nasıl giderdi? O nasıl yürürdü? O nasıl iman ederdi? Nasıl iman ederdi? Ona geldiler dediler ki gel istediğin kadını al. Sen hangi kadının peşinden dinini bıraktın gittin? Hangi kadının peşinden yolunu bıraktın gittin? Sen hangi kadını bıçakladın? Sen hangi kadını dövdün? O hiçbir kadına elini kaldırmadı. O hiçbir hanımına kötü söz söylemedi. Hiçbir hanımına. Sen nereden Muhammed'isin sen? Kimden öğrendin bunu? Kaşını dahi çatmadı hanımlarına. Sen kaş çatmayı kimden öğrendin? Şeytandan. Sen hanımına kızmayı kimden öğrendin? Şeytandan. Sen hanımını dövmeyi kimden öğrendin? Şeytandan. Sen masumu öldürmeyi kimden öğrendin? Şeytandan. Sen şeytanın çocuğusun. Sen şeytanın askerisin. Sen şeytanın yolundan gidiyorsun. Sen mümin kardeşine tebessüm etmediysen şeytandan. Edebiyatı çok güzel. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Her Ramazan bunu dinlemekten artık gına geldim. Sen nerede iftar ettin? 5 yıldızlı otelde. Bu hadis-i şerifi 5 yıldızlı otelde söyleme bana. Nerede hacca gittin sen? 5 yıldızlı otelde. Bana söyleme. Bana söyleme. Senin villanda bir tane fukara var mı? Akşamları yemek yedin? Yok. Bana söyleme. Bana anlatma. Anlatma bana. Hiç konuşma. Sen sofradan aç kalktın mı? Bana onu söyle. Günde 2 öğün yedin mi? 2 öğünde aç kalktın mı? Bana onu söyle. Sen her gün bir fakiri doyurdun mu? Onu söyle bana. Bir fakiri doyurdun mu her gün onu söyle bana. Birinin derdine derman oldun mu onu söyle bana. Bir yetimin başını okşadın mı onu söyle bana. Yetimin başını okşamak kimseye hiçbir parası pulu yok. Cebinde 1 lirası dahi yok. Yetime verebilecek hiçbir şeysi yok. Tebessüm edip başını okşuyor. Yavrum nasılsın iyi misin? Senin cebinde para varsa başını okşayacağım diye uğraşma. Cebine para koy. Bir kimsesizi evlendirdin mi sen? İlacı olmayan bir çocuğa bir ilaç aldın mı? Gece soğukta yatana bir odun götürdün mü? Muhammedi olmak bu. Parmaklarının arasını hilallemek kadar müminler bir tarak gibidir.
arasını müminlerin de arasını helalle. İnsanlar da tarak gibidir. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Bir tarağın dişileri gibiyiz. Elinin arasını hilallemek demek, insanların arasını bulmak, insanların sıkıntısını gidermek, insanların problemini çözmek, bir kardeşine o yardım istemeden yardım etmek. Arayı hilallemek bu. Arayı hilalledin mi? Arayı hilalle. Aradaki paraziti kaldır. Arayı hilalle. Suyla kirleri arındır. Kir var arada. Müminler kardeştir. Kardeşinin arasındaki parazitleri gider. Nifakı kaldır. Düşmanlığı kaldır. O cemaattendi, bu tarikattendi, ocuydu, bucuydu, kaldır. Şafiydi, Malikiydi, Hanbeliydi, kaldır. Kaldır. Gider. Hilalle. Sakalı vardı, sakalsızdı, kaldır. Başı açıktı, başı kapalıydı, kaldır. Kaldır. Ya o bahçede, orada sohbette de başı açık kadınları da topluyor. Kafir o ya. Ha, ben senin kafirinim, doğru. Ben senin kafirinim. Neden? Aynaya baktın, saç beyaz olmuş. Kendini gördün. Doğru. Ben de mail yazıyorum. Doğru söylediniz. Ya bu kadar cahilsin ki diyor, bir de doğru söyledin diye yazdın diyor. Ben bunu da doğru söylediniz diyor. Ya gerçekten sen kör kütük cahilmişsin ya diyor. Gerçekten dediklerinin hepsi de doğru diyorum. Ben hiçbir şey anlamadım diyor. Bu da doğru diyorum ben. Buna da doğru dedin, anlayamadım dedi. Yazdım. Aynaya baktım, saç beyaz olmuş. Ha, bunların hepsi de benim mi şimdi dedi, bir daha yazdı. Bu da doğru dedim. Neden? Nerede kaldı Muhammedilik? Necranlı Hristiyanlar geldiler, din tartışıyorlar. Onun peygamberliğini reddediyorlar. Sen peygamber değilsin diyorlar. Dinliyor. Konuşuyor. Kılıçtan geçirmiyor. Onların bulunduğu yeri yakmıyor. Bomba atmıyor. Molotof kokteyli de atmıyor. Camide canlı bombalar da yok onların içinde. Yok bak bunların hiçbirisi. Bir de ne diyorlar? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, bize ibadet edecek bir yer göster. Geçin diyor, mescitte ibadet edin. Var mı? Ulu cami açabilirsin, açabilir misiniz? Bir Hristiyan topluluk gelse, biz şurada köşede bir ayin yapsak dese. Sünnetullah'ına bağlanmak hak ya. Arabi diyor ki sünnetullah haktır, sırat-ı müstakimdir. O dost doğru yolda gider. Ne? Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetine uyan. Gelse Hristiyanlar deseler ki ya böyle bir büyük bir ibadethanede, kutsal bir yerde biz bir ayin-i şerif yapmak istiyoruz, ayin yapmak istiyor dese, haydi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetine uyun, ulu camiyi açın, ayin yapsınlar. Çünkü onlar da Muhammedi. Madem peygamberlerin evveli ve ahiri ve bütün peygamberler madem ki ondan bayrak aldılar ve bütün peygamberler de bayrağını ondan alıp yeryüzüne indilerse,
peygamberlik bayrağını. Hangisini biz Muhammed'i görmeyeceğiz? Peygamberleri. Adem'i Muhammed'i göreceksin de İsa'yı görmeyeceksin mi? İbrahim'i Muhammed'i göreceksin de Musa'yı görmeyeceksin mi? Neden Kur'an-ı Kerim'de dedi biz bütün peygamberlere iman ederiz? Hem de ne of. Bir yerde sormuşlardı bana. Dinler arası diyalogla alakalı ne düşünüyorsunuz diye. Dedim bütün İslam, bütün dinler İslam ne diyor, hangi dini hangimle diyaloglaştıracağız dedim ben. Dindarlar arası diyalog diyelim dedim. İseviler de Muhammed'i, Museviler de Muhammed'i, İbrahimiler de Muhammed'i. Sünnetullah hak. Arabi hadis ilmine çok önem verir. Yalnız onun bu ilimle ilgili kriterleri zahir ulemasıyla bazı farklılar taşır. Fütühatta şöyle der. Mahmud Erel Kılıç bunu söylemiş parantez içerisinde. Fütühatta şöyle der. Bu ümmetin başlıca evliyası Hakk'ın onda tecelliyatını ve de mazhar-ı Muhammed ile mazhar-ı Cebrail'i ikame ettiği kişilerdir. Of. Bu ümmetin başlıca evliyası Hakk'ın onda tecelliyatını ve de mazhar-ı Muhammed'i ile mazhar-ı Cebrail'i ikame ettiği kişilerdir. Yani iki kanaldan gelecek. Hazreti Cebrail aleyhisselam varlığın içerisinde aklın ve ilahi tekrar söylüyorum. Aklın ve ilahi emirlerin vahyin indirildiği indiren kimsedir. Vahiy meleğidir Cebrail aleyhisselam. Arabi'ye göre varlığın derecelerinde bu normalde akılla beraber Cebrail aleyhisselam zuhur eder. Cebrail aleyhisselam ruhlar aleminde zuhur ederekten bütün emrine melekler verilir. Emrine melekler verilerekten bütün ilham, bütün vahiy Cebrail ve melekler tarafından indirilir insanların gönlüne, müminlerin kalbine. Ve zahir manada Kur'an-ı Kerim'i ve bütün ilahi emirleri Hazreti Muhammed Mustafa'dan önce Adem ile Muhammed Mustafa'ya kadar sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün ilahi emirler, bütün kitaplar, bütün suhuflar Cebrail vasıtasıyla indirilir. Ve insanların kalbine ilhamı indiren de Cebrail aleyhisselamın emrindeki meleklerdir. Arabi fütuhatında der ki Cebrail aleyhisselam emrindeki melekleriyle beraber insanların kalbine ilham indirir der. Peygamberlere ise ilahi emirleri, ilahi buyrukları indirir. Bir işte burada gerçek olan alim, Arabi'ye göre diyor ki alim, Muhammed Mustafa'nın sünnetine tabi olduğu gibi aynı zamanda da Cebrail aleyhisselamın ilhamına mazhar olması gerekir. Çünkü Arabi ilhamı ilim kapısı olarak görür. Rüyayı ilim kapısı olarak görür. Arabi bunu fütuhatında rüya bahsinde de söylerken der ki rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Hadis-i şerifini Arabi bu noktada kendince ölçü olarak alır. Rüya bir ilim kapısıdır. Rüya vahyin bir alt derecesidir der. Hatta bir yerde vahidir der. Bizim
Kardeşlere rüyayı önemli görmemizin bir sebebi de budur. Sünnet-i Resulullah'a bağlılık. Rüya o kimsenin sahih ise hadis-i şerifte mübeşşirattandır, müjdedir. İşte Arabi'ye göre bir kimsenin başlıca evliya yani veli olması için iki kanatlı olması gerekir. Hem Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zahir ilmine hem de onun batıl ilmine yani Cebrail'den gelen vahiy ilmine de açık olması gerekir. İki tecelliyat yaşanacak. İşte bu mazhardan onlar Hazreti Muhammed'in ahkam-ı meşruasını dinlerler. O dinleme sonra da velinin kalbine iner. İşte o veliler Hazreti Muhammed Mustafa'yı dinlerler. Ama Cebrail'den dinlerler. Ama Mikail'den dinlerler. Ama başka bir peygamberi azamdan dinlerler. Örneğin İsa'dan. Burada o velilerin makamatı çıkar ortaya. Sufiler önce Muhammed Mustafa'yı üstadlarından dinlerler. Ve üstadlarından dinledikleri gibi Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanımaya başlarlar. Burada da zahir nedir? Onun yaptığı ibadetlerinizi benden gördüğünüz gibi yapın. Bu zahirdir. Onun haliyle hallenmeyi üstadlarından öğrenirler. O yüzden üstadsız yolda yürünmez. Adım dahi atmaz. Geçmiş dönemlerde üstadı vefat eden evinden dışarı çıkmazmış. Yeni bir üstada manen bağlanınca kadar evinden dışarı çıkmazlarmış. Evden dışarı çıkmıyor. Vefat etti, gömdü, evine kapanırmış. Şimdi benim şeyhim şeytan olur. Attığım her adımdan şeytandan olur diye adım atmazlarmış. Otururlar, dua, yalvar, yakar. Manen bir üstadı görünceye kadar yalvarır yakarlarmış. Gördüler, manen ona intisap etti. İlk işi hızla gidip ona zahiren de intisap etmekmiş. Evet. Ama onlar Muhammed Mustafa'yı dinlerler bir yerden. O dinleme sonra velinin kalbine iner. Evet. Rüyayı görürsünüz, o rüya sonra kalbe iner. Bir hitaba mazhar kalırsınız, sonra o kalbe iner. Kalbe inmesi demek, aklın onu hafızaya alması demektir. Sonra aklı veli bunu akleder. Oo, evet. Ne yapar? Kalbe ineni akıl ne yapar? Hafızaya alır. Bu. İşte bir veli bunu Mazhar-ı Muhammedi'den tıpkı ümmete yapılan tebliğde hazır bulunur gibi alır ve kendine intikal ettirir. Evet. O Hazreti Muhammed Mustafa'dan direkt ilmini alır ve etrafına intikal ettirir, anlatır. Bu ilmin sıhhati ilmel yakin değil. Aynel yakindir. Yani ayn görmek. Hazreti Muhammed Mustafa'yı görecek o kimse. Rüyasında, halinde görecek. Aynel yakin. Zikrullah'ta görecek. Dinleyecek. Gördüğünden dinleyecek. Zikrullah yaparken bir bakacak ki nurdan tahtın içerisinde Muhammed Mustafa'yı getirmişler ya da oraya götürürler. Huzurullah'a çıkacak. Huzur-u Resulullah'a çıkacak sallallahu aleyhi ve selleme. Kim çıkaracak onu? Şeyhi. Şeyhi onun elinden tutacak, o kimseyi huzur-u Resulullah'a çıkaracak sallallahu aleyhi ve selleme. Orada Hazreti Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Efendimiz, aşere-i mübeşşere,
dört büyük peygamber. Adem aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Dört büyük imam. İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanbeli. Dört büyük pir. Abdülkadir Geylani, Ahmet el-Rufai. Hazreti Mevlana. Pir efendiler. Hazır. Dört büyük melek. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Dört büyük kitap. Bildiğiniz kitap. Huzurullah'ta hazırdır. O kimseyi üstada alır, meydana çıkarır, getirir. Elinden tutar. O esnada o kimse seyri sülükün normal varidatını bitirmiştir. Seyri sülük bitmez. Normal yolunu o esnada gidecek olduğu yeri götürmüştür. Üstadı onu oraya getirdi mi? Getirdi mi? Bitmiştir. Üstadının vazifesi. Sonra artık o Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini tanır. Zikrullah'ta görür, tanır. Yolda giderken görür, tanır. Bu tanıma daha önceki rüyalarında gördüğü gibi değildir. Bu tanıma daha önce halinde gördüğü gibi değildir. Bu hepsinin üzerinde ayrı bir renkte nur, ayrı bir nurdan elbiseleri vardır. Allah-u Alem öyledir yani. Öyle diyelim. O tanır ve ondan dinler artık. Ondan dinler. Daha önce de dinlerdi. Ama şimdi öyle dinlemez. Şimdi bütün vücut kulak olur. Önceden kulağınla dinliyordu. Önceden gözünün istikametinde görüyordu. Şimdi bu tarafa bakarken yan tarafta oturduğunu görür. Oturduğu yerden onu dinler. Artık rabıta etmesine bile gerek yoktur. Kalbine tık 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 düşer. Bu hakikat-i Muhammediye'dir. Bu hakikat-i Muhammediye'den ilimlenmektir. İlmi ledün budur. İlmi ledün kitaptan okumak değildir. İlmi ledün budur. İşte bu kimseler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahkamını dinlerler. Dinin yaşanmasını cedid, yeni hale getirirler. Burada bu ilmin sıhhati ilmel yakin değil, aynel yakindir demiş. Buraya bir çentik atayım. Bu nun sıhhatine kavuşacak olan bir kimse hakkel yakini görmedikçe ilmel yakinin sıhhatine kavuşamaz. Burası şerh olsun. Aldanma. Bu kimse hakkel yakine ulaşmadıkça ilmel yakinin sıhhatini kendisinde göremez. Görürse ayağa kayar. Hakkel yakinin tecelliyatını görecek. Bu ne? Bu da Allah'ın ona hitap etmesi. Allah'ın hitabına mazhar olacak. Bu doktorlara göre ben şizofreniyim. Allah'ın hitabına mazhar olmayan kimse aynel yakinin asla bu noktada sıhhatine erişemez. Yani deliline erişemez. Allah cennetlik olan kullarına hitap eder. O kimse seyri sülükunda öyle bir noktaya gelir,
ona cenneti gösterirler, cennetin içerisine girer. Tuğba ağacını görür. Tuğba'nın altında nefeslenir. Ve Cenab-ı Hak ona Tuğba ağacının dibinde hitap eder. Onu Tuğba ağacının dibinde ona hitap ettiğinde onun şeyhi de onun hitabını görür. Şeyhi de onun hitabını gördüğünde şeyhi onun dersini verir. O yüzden mürşit lazımdır. Şeyhin görmediyse bir, ya şeyhin şeyh değildir ya seninki halin hal değildir. Ya şeyhin şeyh değildir. Aldanırlar burada. Şeyhimiz şeyh değilmiş derler. Oraya o hale kadar getirenin o şeyh olduğunu görmez. O hale kadar o dergahta gelmiştir. Kendi gördüğünden kendisi kanar. Der ki şeyhimin haberi yok bundan herhalde. Ben gidiyorum der. Halbuki o hale kadar onu getirenin şeyhidir. Allah muhafaza eylesin. Ravileri arasında bir uydurmacı var diye amelden men edilen bir zayıf hadis belki de aynı zamanda sahih bir hadistir. Belki o uydurmacı bir hadis de uydurmacılık fiilini gerçekleştirmemiştir. Bir muhaddisin yani hadisçinin kullandığı bu gibi ölçütleri de kabul etmekle beraber bir veli hakikati Muhammed'den onun ruhuna ilka edilenden bunu dinler. Evet. O yüzden bir veli hadisçilerin zayıf hadis, mevzu hadis olarak gördüğü bir hadisi hakikati Muhammed'den dinlediyse onun için zayıf hadis değildir. Onun için mevzu bir hadis değildir. Onun için uydurma bir hadis değildir. O hadisi o hakikati Muhammed'den dinlediği için onu sahih bir hadis olarak alır kabul eder. O yüzden de sufilerin hadisle alakalı bölümleri bütün ehli zahir tarafından eleştirilir. Ben şimdi kendimi sufi olarak gördüğümden değil, bizi de eleştirmelerinin sebebi bu. Zayıf hadisleri de o işte sağlam hadis gibi bağırıyor orada, kızıyor ondan sonra onları hiç ayırmıyor diye, ayrıştırmıyor diye kızıyorlar bana. Ben de diyorum kızın. Sizin zayıf olduğunuz, zayıf olarak gördüğünüz hadisle biz bir kimsenin parmağını kesmiyoruz, hükmetmiyoruz. Zayıf gördüğünüz bir hadiste biz bir kimsenin zararına bir şey yapmıyoruz. Zayıf gördükleri hadisler de bu velilerle, evliyalarla, yolla alakalı. İlka vahyin ruha yerleştirilmesi parantez içerisinde. İşte bir veli ilka edici ruhtan bir hadis dinlediği zaman tıpkı Hazreti Peygamber'in femi saadetlerinden bizzat kendi kulaklarıyla bunu dinleyen ve ilmen onda hiçbir şüphe duymayan sahabe gibidir. Evet, velilerin bir kısmı hadisleri bir melek tarafından dinlerler. Bu seyri sülükün 5. makamından sonradır. 5. makamda bir kimse hadisleri bir melekten dinlemeye başlar. Doğrudur. Ama bu fakirin yolunda melekten dinlediğiniz hadislerin hepsi de sahihtir. Ama yol vardır daha. Yol Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden dinleyinceye kadar devam edecek. Aldanmak yok, kanmak yok. Sufiye 4. makamın sonunda biz bunun adına hüddam diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmine göre, kabına göre melek görevlendirilir. Fıkıhla alakalı bir melek görevlendirilir. Hadisle alakalı bir melek görevlendirilir. Tefsirle alakalı bir melek görevlendirilir. Kelamla alakalı bir melek görevlendirilir.
varlığı tanımakla alakalı bir melek görevlendirilir. Bu sufinin geleceğiyle alakalıdır. Burada bir sufinin kaç tane melek görevlendirildi veyahut da artması eksilmesiyle alakalıdır. O kimseye görevlendirilen melekeler, melekler artıyorsa o sufi gelecek vaat ediyordur. O sufi kendisine vazifelendirilen melekler her sohbetinde, zikrullahında konunun durumuna göre, konumuna göre hazır ve nazır olurlar. Habire onun kalbine ilmi indirmeye başlarlar. Bu ilim vasıtalıdır. O kimse bir hata kusur işlediğinde melek ona ilmi indirmez, anlar hata kusur ettiğini, tövbe etmeye başlar. Unuttuğun zaman Allah'ı zikret. Ayet-i kerimesi bizim gibi insanlar için geçerlidir. O yüzden onun unutmasının sebebi o ilmi aktaran melaikenin ilmi aktarmamasıdır. Orada durur, susar. Orada durup sustuğu anda o konuşamaz. O sustuğu müddetçe o da susar. O susar ve ilim kesilir. Dili bıçak açmaz dedikleri, iki dişinin arasında bir kelam çıkmaz dedikleri nokta bu. Ancak tövbe etmesi gerekir. Üstadından gidip helallik alması gerekir. O bir küstahlık yaptı, o bir terbiyesizlik yaptı, o bir ahlaksızlık yaptı. O nankörlük yaptı, o namertlik yaptı. Ağır, evet ağır. O hainlik yaptı. O yola kazma değil, gıra ederle girdi, yolu vurdu. Yol haini oldu. Bu kadarcık, evet bu kadarcıkla. Acımadı şeyhinin üzerindeki nimetine, gayretine. Acımadı. Maneviyatın üzerindeki gayretine acımadı, üzerindeki hassasiyete acımadı, üzerindeki ne? Gayrete, üzerindeki o kadar çalışmaya acımadı. Allah muhafaza eylesin. Daha yolu var yürüyecek. Nereye kadar? Ağzından alıncaya kadar. Kim bana bir salatu selam getirirse bir melek görevlendirilir, onun ağzından alır, benim kabri şerifin başında bulunan bir meleğe ismi yazdırılır. Ya Resulallah, felanca sana salatu selam getirdi der, bana haber verir. Ben de ona salatu selam getiririm. Bir hadis-i şerif daha. Kim bana bir salatu selam getirirse bizatihi ben ondan alırım ve ona salatu selam getiririm. Oo. Benim gibi salatu selam çekiyorsa elinde kumanda, ya şu 100 tane de salatu selam çekilmesi lazım şimdi. Ey Allahümme sallallahu seyyidina Muhammedin ve safi ve selam. Elinde kumanda. Vay namussuz adam ya. Allahümme sallallahu seyyidina Muhammedin ve safi ve selam. Lan hatun bir çayı hazırlamadın daha ya. Allahümme sallallahu seyyidina Muhammedin ve safi ve selam. Hadi çocuk kalkma. Hangi salatü selam okudun sen ya? Televizyondakinlere sövdü. Allahümme sallallahu seyyidina Muhammedin ve safi ve selam. Yok bu hani mine tekle dolaşanlar var ya, hepsi kafir bunların ya. Allahümme sallallahu seyyidina Muhammedin ve sallallahu aleyhi ve sellem. Mine tekli dolaşıyor dediği kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Onda yok ya, o kendi kendine diyor ki ya Resulallah, Allahümme sallallahu seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellem. Bataklığın içindeki gül kıymetli, gül bahçesindeki gül değil. Kadın böyle lisanla söyleyeceğim sohbetleri dinliyor, o bana hakkını helal eder. İnşallah öyle anlıyorum, öyle. İnşallah olmazsa telefon açar, helallaşırım dinlemezse.
bizim tabirimiz de pavyonda çalışıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Rüyasıyla dükkana geldi. Böyle dükkanda dolaşıyor. Benim en son dükkanı bilenler bilir. İçerisi görünmüyor camdan. Camdan dışarısı görünüyor. Hiç tanışmadık, görüşmedik böyle. Çıktım. Kimi aramıştınız dedim. Seni dedi. Dedim gel. İçeri girdi, giriş o giriş. Ağlıyor. Ağlıyor. Nasıl ağlıyor? Çocuğunu kaybetse öyle ağlamaz. O ağlıyor, ben ağlıyorum. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Hadi git artık dedim ben. Gitti. Bu kadar. Ertesi gün bir daha geldi. Anlattı. Dedi şunlar, şunlar, şunlar yapayım. Devam et sen dedim. Müsait olursan dedim ara sıra. Cumartesileri dedim, ders yapıyor bayanlar, zikir yapıyor. Orada da sohbete gidiyorum dedim. Gel dedim. Gelirken kıyafetini biraz değiştir, millet kem gözle bakar sana dedim. Ha tamam öyle yaparım dedi. Ben de hep bayanlara derim ya, yanınızdakini sormayın, etmeyin, yapmayın. Bayan kardeş, erkeklere de derim. Yanındaki soruyormuş şimdi, kimsin, nesin, neyin necisin? O da diyormuş ki, sohbeti dinleyelim. Ben de sohbetteyim, görüyorum ben onu. Yanındaki yine duramıyor. O demiş, ya ne iş yapıyorsun demiş. Pavyonda çalışıyorum demiş. Onun fark etmedim. Yanına gelen giden oldu filan böyle. O esnada arada onu söylemiş. Artık zikirden sonra mı söyledi? Önce mi söyledi? Sonradan bana o öyle söylemiş. Ona da demiş ki söyledikten sonra. Şeyhin sana demiyor mu demiş. Kimsenin işine, aşına, eşine karışma diye demiş. Ne olacak şimdi demiş. Tık yok. Biz ayırt ederiz salatü selam çekerken. O kafir, o münafık, o mürtet. Ayırt etme. Sen salatü selam çek. İşte kimisi ne yaparmış? Bir meleğin üzerinden alır. Arabi böyle der. Aldanma diyorum bakın. Ne zamana kadar? Muhammed-i Mustafa'dan alıncaya kadar. Öbürkü hak değil mi? Hak. Ama şunu unutma. Hayalin içerisinde hayal, hakkın içinde hak var. Rüyanın içerisinde rüya, alemin içerisinde alem var. O Allah'ın hitabına mazhar olan derviş zannetmesin ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle artık konuşmayacak. Her şeyi ondan dinleyecek. Ne dedi? Allah'ın haram ettikleri vardır. Muhammed'in de haram ettikleri vardır. Muhammed'in haram ettiği de Allah'ın haram etmesi gibidir. O heva hevesinden hiç konuşmadı. Ama tabiinin durumu böyle değildir.
Çünkü o bu haberi zannı galip yoluyla almaktadır. Ya da raviler açısından bir hadis sahih sayılabilir ama aynı hadisi mükaşefe sahibi bir veli mazhar-ı Muhammed'den gördüğü Hazreti Muhammed'e sorar. Allah Allah! Ne yaparmış? O bir hadis-i şerifi Muhammed-i Mustafa'dan sorarmış. Az önce bizim anlattığımız önden gitmişiz. O da bunu inkar eder. Bunu ben ne söyledim ne de böyle bir hüküm verdim derse o mükaşefe sahibi bu hadisin zayıflığına hükmeder ve her ne kadar ehli nakil rivayeti sahih olmasından dolayı bununla amel ederse de o amel etmez. Bunun bir benzerini Müslüm sahihinin başında zikretmiştir. Ayrıca bu mukaşefe sahibi kişi herkesin sahih zannettiği o hadisin senedinde uydurmacının da kim olduğunu suretiyle beraber görür ve bilir. Fütuhat 2. cilt 356'dan 362'ye kadar. Evet. Bunundan zayıf olduğu gibi herkesin sahih gördüğü bir kimseyi de o mukaşefe ehli. O veli Hazreti Muhammed'i Mustafa derse ki ben böyle bir hüküm vermedim. Bu hadis benim değil. Herkesin sahih gördüğü hadisi o sahih değil hükmüne varıp onunla amel etmez. El-Fatiha ma salavat. Amin. Kıymetli dostlar, kardeşler, buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta. Bunu sahibine verin. Kalk sen. Şunu arkadaki vazifelilere ver. Onlar da onu sahibine versinler. Önümüzdeki hafta sorulara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradaki şu sorulara hiç kimsenin gönlü kalmasın. Rüzgar gibi geçeyim. O müminler ki Allah yolunda tasadduk ederler. Bazı kurumlarda bunlardan faydalanarak insanlardan tasadduk adı altında mesela Kur'an-ı Kerim parası istemek gibi. Soru: Allah yolunda tasadduk etmek nedir? Kardeşler, birine Kur'an-ı Kerim verecekseniz alın Kur'an-ı Kerim'i, gidin kime verecekseniz verin. Kime tasadduk etmek istiyorsan git adamın cebine koy. Dinin hukuku ve hükmü bu. Ya işte önceden vakıflar vardı. Vardı kardeş, önceden vakıflara millet gidip veriyordu. Vakıfların başında da bir tane memur vardı. Vakıfların başındaki memurlar da habire boyuna kavga edip dövüşüyorlardı birbirleriyle. Gitsen fukarayı arayıp bulmak da ibadet. Git fukarayı ara, bul, cebine sıkıştır. Para mı vereceksin, mal mı vereceksin, mülk mü vereceksin? Ne vereceksen ver. Ya işte kurban topluyorlar. Git kardeş, kaç tane kurban keseceksin sen? 20 tane. 20 tane kurbanı gitsen boğazda yüzdür bir güzelce, poşetlet. 20 tane fukara kimse bul, git kapısına ver. Benim bildiğim din bu. Benim bildiğim bu. Ya işte örnek. Bana telefon açıyorlar. Sizin oraya getirsek, aman kardeş bize getirmeyin diyorum. Nereye götürürseniz götürün. Bir fukara, bir yer bulun götürün. Ya neden? Ya kardeş bizi alıştırmayın. Biz memnunuz halimizden. Aman. Ya kardeş. Ondan sonra şunu diyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Uludağ'dan. Yasladık arkamızı Uludağ'a. Elhamdülillah bu sene kar da güzel yağdı bak. Bu Uludağ'ın suyu bitmek tükenmek bilmiyor. Güldür güldür akıyor boyuna. O görmüyor. Allah bizi affetsin. Hazreti Mevlana'nın her ne kadar bu hikayede ismini zikretmemiş olsa da bahsettiği Vezir-i Azam Pavlos mu demiş? Olabilir. Biz öyle düşünüyoruz ama her dönemin bir Pavlos'u vardır. Neden o Pavlos'ta kalıyorsunuz ki?
Hazreti Mevlana bir Pavlos'tan bahsetmiş veya bir vezirden bahsediyor. Bu vezir ne yapıyor? Her topluluğa ayrı bir din anlatıyor. İfsad ediyor. Her topluluğa bir din anlatıyor, ifsad ediyor. Kardeş, sen Kur'an ve sünnete sımsıkı sarıl. Her topluluğun dinine bakma. Kur'an ve sünnete bak. Sen mezhep imamı hak, meşrepler hak, ama sen Kur'an ve sünnet genel doğru bu. Ona bak sen. Her dönemin Pavlos'u vardır. Bu dönemin de Pavlos'u vardır. İyi. Hadisleri inkar edenleri nereden göreceğiz şimdi? O Pavlos'ta kalırsanız günün Pavlos'unu tanımazsınız. O günün Pavlos'undan günün Pavlos'larını tanıyın. Benim size kader konusunda sorum olacak. Eğer kader önceden belirlenmiş olsaydı dua etmek kadere karşı gelmek olmaz mıydı? Sonuçta kader insanın iradesine bırakmış bir şey değil midir? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Kim dedi size kader önceden belli olan bir şey diye? Kaderin tanımı yok ki. Biz kadere iman ederiz. Kaderin ne olduğu belli değil. İmam-ı Azam kader karanlık bir odadır. Kim oraya girerse yolunu, yönünü kaybeder der. Sana kaderden konuş diyen var mı? Ey Habibim, sana kaderden sorarlar. De ki onu Rabbim bilir. Nereden çıkardınız kaderle alakalı konuşmayı? Biz iman ettik kadere. Bir kader var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize iman etmemiz emredildi. Kader nedir? Kardeş, imanla mükellef oldum. Ne olduğunu anlatmakla değil. Sence ne kader? O başlıyor anlatma. Nereden öğrendin? Kur'an'da yok. Nereden öğrendin? Sünnet-i Resulullah'ta yok. Nereden öğrendin bunu? İmam-ı Azam konuşmamış, İmam Şafii konuşmamış, İmam Malik konuşmamış, İmam Hanbeli konuşmamış, Abdülkadir Geylani konuşmamış, Ahmed Er-Rıfai konuşmamış, Hazreti Mevlana konuşmamış. Şehir efsanesi dolaşıyor. Cahil insanlar konuşuyor. Sen duanı et, Cenab-ı Hak duayı kabul eder. Sen çalış, Allah çalışmanın karşılığını verir. Kaderin, doğumun senin. Elinde değil ya. Kaderin, senin kaderin, senin doğumun. Elinde değil. Doğmak bizden izin almadı bizi yaratmak için. Bizi yarattı. Kaderimiz bizim yaratılmamız. Yaratmış seni. Kaderin bu. Ne yapacağını, nasıl yol yürüyeceğini kendin hükmedeceksin. Size doğruyu gösterirdim diyor. İsteyen bu doğru yoldan gider. Sırat-ı müstakimden. İstemeyen gitmez. Bu kadar basit. Size doğruyu bildirdim, indirdim. İsteyen gider, gitsin. Doğru bu. Ne doğru? Kur'an ve sünnet. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Yürü. İstemeyen gitmez. Dinde zorlama yok. Zorla sana iman et diyen var mı? Yok. Yok. Sakın zorla iman etmeyin. Milleti zorla iman ettireceğiz diye uğraşmayın. Bırak. Herkes kendi dinini yaşasın. Bırak kendi dinini yaşasın neyse. Biraz Arabi'den patlatayım şimdi. Onun dini de İslam, boşverin. Ne uğraşıyorsunuz? Dini konulara sıcak bakmayan insanlar ile tartışıp doğruyu mu anlatmak lazım yoksa konuşmamak mı daha doğru? Yarın Allah nasip ederse ailem kız istemeye gidecek, onun için de dua eder misiniz demiş. Allah yardımcın olsun. Allah evlenene yardım edermiş. Dini konulara sıcak bakmayan kimselerle tartışmanıza gerek yok. Para finansı, Akses Finans, Adebank, HBS, Konsept, geçmeyen
karttan taksitli. Bu ne? Bunu anlayamadım. Geçmeyen karttan taksitli alışverişi mi sordu acaba? Seferiyken tek başımıza kıldığımız namazlarda kaçar rekat olarak kılmalıyız? Seferiyken cemaatle kıldığımız namazlarda imama uymalı mıyız? Eğer imam mukimse, sen seferiysen mukime uyduğun için, yani seferi olmayana uyduğun için 4 rekat kılacaksın. Seferiysen, imam da seferiyse 4 rekatlık namazlar 2, akşam namazı bir tek 3 rekat, sabah 2 yine 2 kılınacak, bu kadar. Yalnız başına da 2 rekat olarak kılacaksın. Bekar bir erkek dul bir bayanla evlenmek isterse ve burada da erkeğin annesi karşı çıkarsa erkek bu durumda ne yapmalıdır? Kardeş, madem yol yürüyemeyeceksin, ne yapma çıktın meydana? Madem ananın sözünden dışarı çıkmadın, çıkmayacaksın, ana kuzusun, otur. Anan kimle evlendiriyorsa onunla evlen. Ne milletin başını yakıyorsun? Madem kendi göbeğini kesemeyeceksin, ne ama makası eline aldın? Madem senin kurban kesmeye muktedirliğin yok, hayvanı mundar ne ediyorsun kurbanlık koyunu? Yürü git bak işine. Bu kadar. Madem annenin istediği bir kimseyle evleneceksin, annene diyeceksin, ana ever beni. Bugün evermedi, yarın bir daha söyleyeceksin. Evermedi, ertesi gün bir daha söyleyeceksin. Evermedi, ertesi gün bir daha söyleyeceksin. Evet. Ana ever beni, ben harama gideceğim bak. En son da bıkacak zaten. 7 günü, 40 gün üst üste söylesen 41. gün kalpten gidecek kadın. 40. gün şunu diyecek sana. Defol git, kimle evleniyorsan evlen. Ondan sonra git istediğinle evlen. Ana böyle demedin mi? He dedim, he bitti. Bana dedi ki, sana dedi kız istersem dedi. İşte şöyle 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 bana söyledi. İyi, ben de döndüm. Anne, ben de sana gelir bir gün bana kız iste dersem dedi. Ben dersem dedim. Dünyanın en şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz adamıyım dedim. Tamam, görürsün dedi. Görüşürüz anne dedim. Kendisi diyor şimdi. İstemeye gitmeyeceğiz mi? Hayır anne. Neden? Ben kendi göbeğimi kendim keseceğim. Sen dedin ya gitmeyeceğim diye. Sen şimdi onu mu söylüyorsun bana? Evet anne. Ben sana asla bir kız git bana iste demeyeceğim. Sen de istemeyeceğini söyledin. Senin sözünün ahdini yerine getireceğiz. Bana bir kızcağız isteyemedi kadıncağız. Ben de ona demedim. Sözünü yemezsin. Bak ailene. Babandan habersiz, izinsiz bir şey yapamayacaksın. Aman babandan habersiz, izinsiz bir şey yapma, kimsenin başını yakma. Yolun ortasına geliyorlar. Kız da gidiyor, konuşuyor. Veyahut da bilmem, kız gidiyor, konuşuyor. Oğlan gidiyor, konuşuyor. Yolun ortasına gelinmiş. E babam ne der? Gözün kör olmasın, bugüne kadar neredeydin? Babam ne der diyeceğim, baştan de o zaman. Allah muhafaza eylesin. O yüzden evlenecek olan, evlenmeye muktedir olan kimseleri, anneleri babaları evlendirmekle mükellef. Evlenmeye muktedir. Kadın erkek. Erkek evlenmeye muktedir mi? Muktedir. Kadın bakacak, çocuğuna babalık yapacak, kadına kocalık yapacak mı? Evet. Muktedir misin? Evet. Kadın bırakıp gittiğinde çocuklarını bakıp eğitebilecek misin? Evet. Çocuklarının normalde sağlıklarını, eğitimlerini, dinlerini, ahlaklarını bir tamam edebilecek misin? Tek başına erkek misin sen? Evet. Çık yola. İslami literatürde erkek profili, evlenecek erkek profili bu. Kadın bırakır giderse o çocuğuna bakar, çocuğunu eğitir, çocuğunu normalde dinini öğretir, çocuğunun sanatını verir, çocuğunun üzerindeki ne yapılması gerekiyorsa yapar. Baba budur, erkek budur.
Kadını diyor defol git, çocuklarını da al git. Adama bak. Yok İslam'da böyle. Geliyor, efendim biz ayrılmaya karar verdik. Olur, al çocukları git diyorum. Biz böyle konuşma dedik. Oğlum benim yanıma ne mal geldin sen? Kur'an ve sünnete tabi olmak için, öyle değil mi? Evet, Kur'an sünnet bunu diyor. Al çocukların yanına git. Biz bir daha konuşalım. Ha tabii, git konuş. Kur'an sünnet. Bir erkek evleneceği zaman şunu gözüne alacak. Kaç çocuk bakabilirim ben? 3 çocuk. 3 çocuğa ben bakabilir miyim? Evet. Hanım öldü. Gene bakar mıyım? Bakarım. Hanım terk etti gitti. Bakar mıyım? Bakarım. Bitti. Bir kadın evlenirken gözüne alacak. Ben bu adama hayır demeden ömrümü yaşayabilir miyim? Yaşayamaz mıyım? Ben bir erkeğe hayır demeden bağlanabilir muktedirliğim var benim. Ben öyle bir kadınım ki evlendiğim adama hayır kelimesini unuturum, ona da unuttururum. Ona da unuttururum ne demek? Adam ona da hayır diyemez. O öyle bir kadındır ki Havva gibi gel dediğinde gider Adem. Ne yaptı Havva? Gel dedi gitti. Kuzu kuzu. Ye dedi yedi veya iç dedi içti veya bak dedi baktı. Yaptı mı? Yaptı. Ne dedi Adem Aleyhisselam? Havva annemizi görünce her seferinde gördüğünde güzelliğine hayran oldu. Allah'ın emrini unuttu. Ne güzellikse baktı kendinden geçti. Ne Havva'ysa baktı kendinden geçti. Adem'in emrine girdi. Hayır diyemedi. Hayır diyemedi. Öyle bir kadın ol. Ne sen hayır de, ne de o hayır desin sana. Ne sen hayır de, ne de o hayır desin sana. Evlenin, çoğalın, böyle evlenin. Zikir esnasında çektiğimiz hay esması aslında hay mıdır? Evet. Hey midir? Hey değil. Bir de la ilahe illallah mı yoksa la ilahe illallah. Hay illallah. Arkadaşımın 18 yıl çalıştığı fabrikadan tazminatını alamadığı gibi onu zorla işten çıkardılar ve mahkemelik oldular. Davası görülecek onun için sizden dua istedi. Allah yardımcısı olsun inşallah. Eşim evde sigara içiyor, sürekli internette oyun oynuyor. Çok kez konuştum hatta yatmazdan birkaç saat öncesi de içmemesini rica ettim. Çocuklara dikkat etmemiz gerektiğini söyledim. Yatağa geldiğinde iğrenç kokuyor. Ben ne yapayım? Ayrılsam çocuklar onun hakkı. Ben bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Hanımına karşı sevgisini yitirmiş, muhabbetini yitirmiş. Hanım onu öylesine bir havalık yapacak ki adamın aklını başından alacak. Hakkınızı helal edin.